Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Gülhane Camii'mizin güzide ziyaretçileri, şerefli müminler, Bakara suresi 233 numaralı ayetimize ulaştık. Rabbimiz boşama ayetleri arasında bir konuya değinecek. Vel validat, anneler, valide anne demek. Validat, anneler. Yurdi'ne, emzirirler. Tekrar ediyorum. Bu ayetler hangi konu içerisinde geldi? Boşama ayetleri arasında. İlginç. Neden Allah'ımız çocuğu emzirme konusunu boşama ayetlerinin arasına yerleştirdi? İşin içinde çocuk varsa insan bir daha düşünmeli. Sanki böyle bir mesaj var. Vel validatu, anneler, yurdi'ne, emzirirler, evladehunne, evlatlarını emzirirler. Ne kadar emzirirler? Havleyni kamileyni. Anneler evlatlarını tam 2 sene emzirirler. Kim için emzirirler? Limen erade, isteyen için. Kim isteyecek çocuğun emzirilmesini? Kadın arzu ederse, erkek isterse, hanım ne yapar? Çocuğunu 2 sene emzirir. Çocuğun emzirme müddeti o kadardır. Pekala, 2 sene emzirmek zorunlu mudur? Hayır. Ama Rabbimiz bize müddetini bildirmiş. Biz 7 kardeşiz. 4 kardeşim Almanya'da doğdular. 3 kardeş burada doğduk. 79 yılında Almanya'ya gittiğimde kız kardeşlerimden birisi doğmuş idi. Bizim eve böyle kartonlarla çocuk maması gelirdi. O zaman bütün doğum yapanlara Alman hükümeti şu kürsü büyüklüğünde kartonlarla mama gönderiyordu. Bir zamanlar da Türkiye'de süt tozu denen bir şey, Amerika müttefikimiz bizi çok sevdiğinden göndermiş. Okullarda o günkü hükümetler çocuklara bunları hep afiyetle içirmişler. Hatta mecbur tutmuşlar. Sonradan öğrendiler ki bu mama bela imiş. Çocuğun doğal gelişimine büyük zararlar veriyormuş. Şu anda kimseye böyle bir şey göndermiyorlar. Ve dikkatimden kaçmadı, Alman televizyonlarında mama reklamı yok. Anne sütünün yerini hiçbir şeyin tutması mümkün değil. Şunu demek istiyorum Müslümanlar. İlle bir şeyin doğru yanlış olduğunu bilmek için önce kafamızı duvara mı çarpmamız lazım, aklımızın başına gelmesi için? Bir nesli böyle sakat ettiler, perişan ettiler. Sonra anladılar ki bu yanlışmış. Onun için Allah'ımız inceden inceye, kullarım sizin mucidiniz benim. Sizi en iyi ben bilirim. Onun için siz benim yasalarımı takip edin. Sıhhatli, sağlıklı, doğal bir hayat yaşayın demiştir bu ayetlerle. Kadının emzirmesi ne kadar önemli? Neden önemli? Tefsirde okudum. Çocuklar emdiği annenin huylarını alıyormuş. Aman ya Rab. Onun için
kaşına vuruldum, gözüne vuruldum, dövmesine aşık oldum, kirpiğine hayran kaldım. Bugün artık kimse bu nasıl bir aile, bunlardan nasıl bir nesil meydana gelir, edep var mı, ahlak var mı, düzgün mü, dürüst mü? Artık kimse bunlara bakamaz oldu. Çünkü kimse anneye babaya bunları sormuyor ki. Ancak biz şempanzelik yapıyoruz. Soruyorum, çocuğunuz istemeye geldik. Vallahi hocam diye çocuklar karar vermişler. Ne kadar yanlış, ne kadar yanlış. Çocuk kim ya? Onları adam yerine koymadığımızdan değil. Artık biz çocukların oyuncağı olmuşuz. Onlar karar verecek. 80 yaşındaki dede o oyuncağın bir parçası olacak. Allah sonumuzu hayır eylesin. Onun için çocuğu emziren annenin huylarını alıyormuş çocuk. Pek çok özelliklerini üstleniyormuş. Tefsirde okuduğumu söyledim. Bundan dolayı isteyenler için bu anne olabilir. Ben çocuğumu emzirmek istiyorum. Baba olabilir. Yavrum emsin diyebilir. En yutimmer radaa, emzirmenin tamamlanmasını isteyen anne babalar için çocukların emzirilme süresi havleyni kamileyn, tam 2 senedir. Ve alel mevludi lehu rizkuhunne, kadının ve çocuğun yani emzirenin yiyecekleri babaya aittir. Öyle ben baba oldum, çocuk benim. Hadi öyleyse seninse buyur. Kadına da çocuğa da bakma yükümlülüğü sana aittir. Rizkuhunne, rızıkları. Ve kisvetuhunne, giyinmeleri erkeğe aittir. Emzirmek dahi erkeğe ait, biliyor musunuz? Aa, erkek nasıl emzirsin ya? Eğer kadın emzirmek isterse amenna. Erkek bundan dolayı ne yapacak? Ailesinin rızkını temin edecek. Senin çocuğunu emziriyor. Onun için 4 duvarda kalıyor. Evde kalıyor. Hayat alanları kısıtlanıyor. Bundan dolayı batı insanı çocuk yapmak istemiyor. Özgürlüğüm kısıtlanmasın, bağışlayın, vücut hatlarım bozulmasın. Tıbben bir şey tespit ettiler. Son zamanlarda, affınıza sığınarak ifade ediyorum, rahim ve göğüs kanserleri biliyorsunuz arttı dünyada. Daha çok çocuğu olmayan kadınlarda gözlemlendiği tespit edildi. Bir anlamda insan vücudunun doğal işleyişi onun sağlığını da koruyan bir etken. Ama gelin görün ki insan bir takım abuk subuk, hedef dışı sebeplerden dolayı kendi doğasının gerekliliğini yerine getirmiyor. Çocuk doğurmak istemiyor. Evlenmek istemiyor. Tuhaf tuhaf şeyler. Onun için وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, kadının ve çocuğun yemesi, içmesi, giymesi, giyinmesi örfi adetlere göre, çok önemli bu, bil ma'ruf, geleneklere uygun bir şekilde temin edilmesi koca tarafından kocaya bir vecibedir. Ne demek ma'ruf? Hayat standartlarına göre ha. Yani kız baba evinde şu kadar imkanlar içinde yaşıyordu. Erkek elinden geldiği kadar onu o hayat standartlarını devam ettirmeye gayret edecek. Veya bunu nikahta düzgün konuşacak. Bak seninle evleneceğiz ama sen günlük tavuk yerdin, sen günlük kebap yerdin. Ben işçi bir adamım. Ben efendim geliri düşük bir insanım. Sana günlük kebap yediremem ha. Her gün seni kafe köşelerinde gezdiremem. Bunu ne yapması lazım? Söylemesi lazım. Ancak erkeğe vacip olan
erkeğin yükümlü olduğu çocuğuna ve hanımına temin etmesi gereken hayat standardı hangisiymiş? Maruf, örf. O günün şartlarında etraf, çevre hangi standartlarda yaşıyorsa onun orta hali. Ni temin etmesi erkeğe bir görevdir dedi Allah'ımız. Geldi ayetin güzelliğine bak. La tukellefu nefsun, hiç kimse mükellef değildir. İlla vus'aha, ancak gücü nispetinde herkes sorumludur. Gücü neye yetiyorsa. Ne kadar güzel ya Rab. Yani gücünün nispetinde o günkü ortama göre, o standartlara göre ailesine, çocuğuna rızkını, giyimini, kuşamını temin etmesi erkeğin vazifesidir. La tudarra, zarara sokulmasın. Kim? Validetun, valide. Yani anne zarara sokulmasın. Neden dolayı ki? Bi valediha, çocuğundan dolayı kadın zarara sokulmasın. Ve la mevludun lehu, bir baba da zarara sokulmasın. Neden dolayı? Bi veledihi, çocuğu sebebiyle. Bu ne demek? Ben sadece çocuğumu bilirim, annesine karışmam. Böyle bir şey yok. Kardeşim, bu çocuk senin sulbündense bu kadına bakacaksın. Veya kadın ben karışmam. Zaten hiçbir anne kolay kolay bunu demez. Ne yapacak? İmkanlar dahilinde o yavrusuna sahip çıkacak. Üzerine düşen görevi yapacak. Erkek de mesuliyetini, sorumluluğunu bilecek. O da üzerine düşen görevini yapacak. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ. Bir ara 92 yılıydı herhalde. Kadın haklarını anlatıyordum. Hamburg Hicret Camii'mizde. İslam'da kadın haklarını bilseniz böyle vay dersiniz. Şam'da okurken de Peygamberimiz yemek yapardı. Peygamberimiz işlerini kendi yapardı. Evi süpürürdü. Arkadaşa gittim. Dedim ya bu doğru mu anlıyorum yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Gerçekten böyle miydi? Yaşım o zaman 18. Neden? Ben rahmet olsun babamın hiç ev süpürdüğünü görmedim ki. Yemek yaptığını görmedim ki babamın. O zaman bizde bir erkek böyle bir şey yapar mı canım? Kafasındayız bizde. Bunu vaazda anlatıyorum. Suriye'den gelmişim. O öğrendiklerimizi büyük bir heyecanla anlatıyorum. Neden kadın haklarından bahsediyorum? Sebep ne? Almanlarda o zamanlar gündem. Beni okullara falan çağırıyorlar. İslam'da kadın hakları. Batı toplumu nezdinde İslam dünyası aleyhinde korkunç bir ön yargı var. Müslümanlar hanımlarına hak vermezler, kızlarını zorla evlendirirler, kadınlarını döverler. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Bir sürü menfi propaganda aleyhimizde. Böyle yanlış şeyler olmamış mı? Olmuş. Hala yok mu? Var. Sanki Alman toplumu bizden çok mu iyi? Onlar da sınır da yok. En azından biz yanlış yapan birisini karşımıza aldığımızda kardeşim Allah'tan kork ya. Bak Allah şöyle buyuruyor dediğimizde o insan en azından bir kafasını önüne yiyor. Onlarda o da yok. O zamanlar bu konu gündemde, ben de Suriye'den gelmiş olmanın heyecanıyla vaazda kadın haklarını anlattım. O abim hala hayatta. Allah'ım ömürler versin, 80'in üzerinde. Namazdan sonra yanıma geldi. Ya Özcan Hoca dedi, etme dedi ya. Böyle vaazlar yapma dedi arkadaş. Hanımlara dedi, bize karşı dedi, şey yapma dedi ya. Hani bilmesinler de nasıl bizim yemeklerimizi yapıyorlar, evlerimizi süpürüyorlar, ütümüzü yapıyorlar. Dedi bir daha bunları söylemesen. Hani
Sonra kadın meğer bu bizim hakkımızmış der, bunlardan vazgeçer anlamında. Birisi demiş ki ya ben hocadan duydum, kadın ev süpürmek zorunda değilmiş, yemek yapmak zorunda değilmiş, çocuğunu emzirmek bile zorunda değilmiş, kocasına gelmiş. Hocayı dinlemiş camide. Tamam demiş hanım, sen bilirsin. O zaman demiş ben demiş yemek yapacak, evleri de süpürecek. Ha bir demiş bir hanım daha alayım deyince aman aman demiş, ben demiş seve seve yaparım, dur hele. Ya efendim, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكِ Adamın çocuğu olduğu, çocuk da emme safhasında, baba öldü. Bu kadının ve bu çocuğun nafakasını kim temin edecek? Kim? Varisler. İlginç değil mi? Adam ölürse, adam öldü. Gençti. Öyle oluyor mu? Oluyor. Çocuğu da yeni doğmuş. Emzirende hanımı var. Bu miras kime kalıyor? Mevcut kanunlar dediye veriyor mu bilmiyorum. Vermiyor bildiğim kadarıyla. Eğer oğlan ölse bile babası hayattaysa, annesi hayattaysa, İslam annesine, babasına, kardeşlerine miras veriyor. Bunu niye veriyor? Siz bunun annesi babasısınız diye değil. Haydi bakayım, miras sahibi sizsiniz. Öyleyse gelininizin o emzirme süresi içerisinde ve torununuzun nafakasını siz temin edeceksiniz. Gördünüz mü? وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكِ Bu demek. Yani mirasçılara olur ya, yeni doğmuş çocuğun babası ölecek olursa, o anneye, o toruna bakma, o dönem içerisinde görevi miras sahibi kimselere aittir. Tabii bunlar hep fıkhi konular, biliyor musunuz? Çok derine girmek istemiyorum. Uzmanlık alanları bunlar. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالٍ Eğer anne ve baba çocuğu sütten ayırmak isterlerse, اَنْ تَرَادٍ Her ikisinin de rızasıyla. Baba da ayır diyor artık, hanım diyor yeter. Anne de diyor ki ben artık ayırayım. اَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا Eğer birbirleriyle anlaşarak çocuğu ayırmak isterlerse, وَتَشَاوُرٍ istişare ederek ayırmak isterlerse. Bu çocuk benim çocuğum, yeter artık. Böyle Kazak erkekleri var ya, böyle değil. Veya kadın öyle değil. Bu yavru ikiniz ne çocuğu? Ama Allah vermesin, boşanma durumlarında koz kimin elindeyse genelde çocuklar üzerinden koz kullanılmaya çalışılıyor. Erkek bir yanlış yaptı. Oluyor. Allah! Kadın çocukları babaları aleyhine kullanmaya kalkış. Babanız şu kadar adi, şu kadar çakal, şu kadar yaramaz, şöyle kötü adam. Allah korusun eğer o evreye gelirse. Müslüman bunu yapar mı? Yapmamalı. Bak, o teşavurin istişare ederek karşılıklı rıza ile eğer çocuğu emzirmeden ayırmak isterlerse, evet, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا günaha. Günah kelimesi ne kelimeymiş? Kur'an'da geçen bir kelime. Cünah. Cim ile yazılıyor. Biz de bunu günah olarak okuyoruz. Kadına da erkeğe de çocuğu 2 seneden önce sütten kesmeyi düşünürlerse, arzu ederlerse, kendi aralarında istişare ederek, anlaşarak ne yapabilirler? Ayırabilirler. Bunun için hiçbirisinde günah yoktur. وَاِنْ اَرَدْتُمْ Olur ya isterseniz tam tersi. اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ Çocuklarınızı başka süt anneleri emzirmek isterseniz. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Ne çocuğun annesi kadına, ne de çocuğun babasına bir günah yoktur.
Ama bir şartla, اِذَا سَلَّمْتُمْ, verdikten sonra, مَا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, maruf olan ücretinizi verdikten sonra, bu kayıt ve şartla çocuğu süt anneye vermenizde ne kadına ne de erkeğe günah yoktur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kimin elinde büyüdü? Ha? Değil mi? Halime annemizin elinde. Efendimiz'i o emzirdi. Süt anneliği yaptı. O günkü toplumda böyle yaygın bir uygulama vardı. Belki Türkiye'de şu anda pek o kadar yaygın değil ama zaman zaman duyuyorum, ben falancayı annesi vefat ediyor mesela çocuğun, veya annesi hastalanıyor, bir şeyler oluyor. O günlerde komşunun çocuğu da olmuş. O komşu ne yapıyor? O yavruyu mağdur olmasın diye emziriyor. İslam'a göre artık o kadın o çocuğun süt annesi oluyor. O çocuktan sonra gelenler, inşallah yanlış demiyorumdur, o çocuğun da kardeşi oluyor. Evlenmeleri yasak oluyor. Neden süt kardeşliği diye bir şey İslam'da var? Bak, mevcut kanunlarda yok ha. Mevcut kanunlarda süt kardeşler birbirleriyle evlenemezler diye bir kural yok. Neden? Çünkü ilmen süt emenlerin kardeş olduğunu şu anda kimse tespit etmiş değil. Ama o süt nasıl bir şeyse, insan vücudunda nasıl bir tepki meydana getiriyorsa, aynı anneden emen kimseleri kardeş yapıyor. Bunu da kim biliyor? Rabbimiz biliyor Celle Celaluhu. وَاتَّقُ اللّٰهِ, Allah'tan korkun. Ne kadar güzel. Ayet ne diye bitiyor? Bak, anlatıyor, anlatıyor. Allah'tan korkun diyor ya. Yani iş yapacağınız zaman Allah'tan korkun. Yani hep bunu düşünün. Ya tamam, burada yapıyorum, kozlar benim elimde de Allah bana bunu sorarsa ne derim? Bu anlamda hep ayet anlattı, anlattı. Yarım sayfa ayet ha. Bu sayfada 3 tane ayet var. Uzun bir ayet. Rabbimiz sonunu böyle bağladı. Vettekullah, Allah'tan korkun. Ve'lemu, şunu iyi bilin. Ennallâhe, muhakkak Allah Celle Celaluhu, bimâ ta'melûne basîr. Çocuğu emzirin, emzirmeyin, verin, vermeyin. Ne yaparsanız yapın, Allah sizin yaptığınız her şeyi vallahi görüyor. Bunların da hesabını size soracak. Ona göre birbirinize davranın. Demek bu. Şu ayeti de belki ezan bitene kadar söylemiş oluruz. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَا, vefat edenlere gelince. Kim vefat ediyor? مِنْكُمْ, içinizden. وَيَذَرُونَ, geride eşler bırakan kimseler. Vefat etmiş, geride eş bırakmış. Kimi bırakmış? Ezvacen, adam vefat etmiş, hanımını bırakmış, hanımı kalmış. Yeterabbesne, adam ölür, hanım geride kalırsa kocası ölen kadın yeterabbesne bekler. Ne ile bekler? Bi enfusihinne, kendi kendine bekler. Ne kadar bekler? Erba'ate eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün bekler. Allahu Ekber. Kocası ölen kadın bu müddet içerisinde mümkün mertebe çok dışarı çıkmaz. Aa, İlginç değil mi? Sebepleri var ama. Neden kocası vefat eden kadın neden 4 ay mümkün mertebe dışarı çıkmaz? Süslü elbise giymez. Koku sürünerek dışarı çıkmaz. Zızları var bunun. Aman ya Rab. Bunun pek çok hikmeti var. Sadece bir tanesini söyleyivereyim. İlle
kocası vefat eden kadın yaşlı olmak durumunda değil. Yani illa hep yaşlılar vefat ediyor da hanımları kalıyor değil. Bazen gencecik hanımın kocası vefat edebiliyor. Bu durumda niye güzel giyinmesin, neden koku sürünmesin, neden dışarı çıkmasın? Kimse o hanımcağıza o acısı üzerine talepte bulunmaz. Senin bilmez. Kocanın vefat ettiğini, senin acın olduğunu bilmeyebilir. Birisi herhangi bir talepte bulunabilir. O da seni zorlayabilir acının üzerine. Hoş bir manzara olmayabilir. İşte bu durumlardan uzak kalmak için bu kadar beklensin deniliyor. Boşanan kadın 3 ay bekliyor, kocası vefat eden kadın 4 ay 10 gün. Bunun tıbbi sebepleri varmış. Tıbbi. Bağışlayın, bir ömür beraber aynı yastığa baş koymuşsunuz. İnsanlar farkında olmadan birbirlerinden bedensel olarak ruhen o kadar etkileniyorlar ki o etkinin insan bünyesinden çıkması belli bir zaman alıyormuş. Onun için beklesin dedi Allah'ımız. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Artık iddetlerini beklediler, o 4 ay 10 günlük sürelerini. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Artık size günah yoktur. Hangi konuda? فِي مَا فَعَلْنَ Olur ya, artık aklınızda evlenme düşüncesi olabilir. Fi enfusihinne, kendileri hakkında yapacakları hareketten, yani dışarı çıkmalarından, koku sürünmelerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. Bil maruf, meşru bir şekilde hareket etmelerinde artık ondan sonra bir günah yoktur. Vallahu bima ta'melune habir. Deminki nasıl bittiydi? Basir. Allah her şeyi görendir dedi. Bu da Allah, ey kadın, sen dört duvar arasında kocan öldükten sonra senin ne yaptığını, ne yapmadığını, ne yapacağını mutlaka bilir, haberdardır dedi. Allah'ımız Kur'an'ımızın ayetlerini harf harf, kelime kelime, cümle cümle özümseyebilmeyi, anlayabilmeyi ve gereğini yapabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz bütün hastalarımıza şifalar ikram eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Eritre'de, Mora'da zorda olan kardeşlerimize Allah'ımız imdad eylesin. El Fatiha.